Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Onurcuğum. Nasılsınız, iyi misiniz Çok hocam? Çok iyiyim, sen nasılsın? Valla iyiyim hocam, biraz üstümde kırgınlık var. Biraz daha iyi olmaya çalışıyoruz tabii. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Ama siz her zamanki gibi çok formdasınız. Teşekkür ederim. Allah nazarlardan esirgesin. Ha. Hocam, bugün çok özel bir konu işleyeceğiz. Devlet aklı, stratejik akıl. Bu bağlamda çalışmalarınız olduğunu daha önceleri ifade etmiştiniz. Peki nedir bu çalışmaların içeriği? Bu işin özü nedir? Bizimle paylaşmanızı rica edeceğim. Şimdi ben bakıyorum. Atatürk öldükten sonra bizim belki 50 defa dağılmamız lazım. Yani Alevi, Sünni dediler, girdiler. Sağ sol dediler, girdiler. Türk, Kürt dediler, girdiler. Bizi parçalamak için ellerinden geleni yaptılar ama parçalayamadılar. Bir türlü bölemediler. En fazla böldükleri siyasi partiler üzerinden şucu bucu oldu. Ama milleti gerçek anlamda birbirine kırdıramadılar, kırdıramayacaklar. Bunun sebebi bu işte devlet aklı. Tabii bu adamların kafası buna basmıyor. Neden? Çünkü ya şunu çok net söylüyorum. Bak, bir Türk çocuğu olarak söylüyorum. Bir Türkmen çocuğu olarak söylüyorum. Bazı şeyleri bazı şekilde düşünmek ve yapabilmek için o genetiğe sahip olman lazım kardeşim. O genetiğe sahip değilsen olmuyor. Sen bir Metehan çıkaramıyorsun. Sen bir Alparslan çıkaramıyorsun. Sen bir Fatih Sultan Mehmet çıkaramıyorsun. Sen bir Mustafa Kemal Atatürk çıkaramıyorsun kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu bizim mücadele ettiğimiz, daha doğrusu bize musallat olan güçler bunu bildikleri için bizden çok korkuyorlar ve gocunuyorlar. Diyorlar ki, ya bu Türk çocukları bir araya gelirse, organize olursa başımıza bela olur. Bizim bütün hesapları alt üst eder. Niye? Ettik çünkü. Defalarca yaptık. Bizim eğlencemiz bu oldu ya. Tarih boyunca bizim eğlencemiz bu oldu. Bize karşı yapılan düzenleri bozmak oldu. Akınlarda bin atlı çocuklar gibi şendik yani. Yahya Kemal rahmet olsun. Şimdi devlet aklı bu. Bu akla da yani belki Allah'ın bir hikmeti, yaratılış mucizesi, bu millete haiz bir durum. Bunu bu şekilde açıkladık. Gelelim şimdi stratejik akla. Çivi fabrikası bile yokken, bir ata bir mıh bulunamazken, benim rahmetli dedem, babamın babası, bahçede bir çivi bulduğu zaman alır onu düzeltirdi ve kutuya koyardı. Yokluktan geldiği için bir çivinin kıymetini bilirdi. Yok zamanlardan geldiği için bir çivinin kıymetini bilirdi. O çiviyi ziyan etmezdi. 1917 doğumluyum. Biz o dönemlerden geldik. Şimdi o çivinin yokluğunu yok olduğu bir dönemde siz 46 tane fabrika kuruyorsunuz. Bu fabrikalarla millete giyecek kumaş örüyorsunuz, dokuyorsunuz, elbise yapıyorsunuz. Efendim maden üretmeye başlıyorsunuz. İhtiyacınızı görecek demiri, çeliği üretmeye başlıyorsunuz. Şimdi şeker üretmeye başlıyorsunuz. Milletin ihtiyacını görecek şeker, basma, pazen üretiyorsunuz. Ve bir aynı zamanda siz Osmanlı'dan kalan gereksiz savaşların, gereksiz harcamaların, saltanatın, lüzumsuz sarayların bedelini ödüyorsunuz. İşte stratejik akıl budur. Norveç'in insanları çocuklarına 1 trilyon dolar çocukları harcasın diye harçlık bırakırken çocuklarımıza milyonlarca dolar borç bırakıyoruz. Bunun ne devlet aklıyla ne stratejik aklıyla bir karşılığı yok maalesef. Atatürk rahmetli dedi ki, kardeşim fikri hür, vicdanı hür, şerefli insanlar olarak yaşayın. Tamam mı? Siz bir bireysiniz. Bundan önce tebaydınız, padişahın kuluydunuz, padişahın malıydınız. Ama şimdi cumhuriyetle birlikte, bu devletle birlikte siz bir bireysiniz. Buna göre, buna layık olarak yaşayın dedi. Bir insana verilebilecek bundan daha yüce bir paye var mıdır ben bilmiyorum. İnsanlık onurunu, şerefini veriyorsun karşındaki insana. Sen diyorsun bir insansın, bir bireysin, sen bir varlıksın, mal değilsin, tebaa değilsin, köle değilsin diyorsun. Tamam mı?
Sen bunu insana bir paye, şerefli bir paye olarak veriyorsun. Bir takım kesimler. Atatürk şöyleydi, Atatürk böyleydi, şunu da yaptı, bunu da yaptı, İngiliz ajanıydı, Yahudi bilmem. Ya kardeşim, şimdi bak akıllı olun ya. Bu millete sesleniyorum. Yani bir akıllı olun ya. Adam sana ne diyor kardeşim? Ben padişah olayım, benim kulum ol demiyor ki ya. Aklı başında bir birey ol diyor ya. Sen diyor kimsenin kulu olma diyor. Sen diyor kimseye tebaa olma diyor. Ben diyor bir şey söylemişsem ve bu söylediğim bilimle çelişiyorsa bilimi seç diyor ya. Demokratik bir ülkede yaşa, cumhurun yani halkın yönettiği bir ülkede yaşa diyor. Ya kardeşim sen aklını mı yedin ya? Atatürk şöyleymiş, böyleymiş, İngiliz ajanıymış, bilmem neymiş. Hiç anlamıyor musun bunu söyletenler, sana söyleyenler esas senin kötülüğünü isteyen, senin hür olmanı istemeyen, senin bir birey olmanı kaldıramayan, tebaa yapacak, seni istismar edecek. Sen tutmuş Atatürk'e laf söylüyorsun ya. Halt etmişsin sen ya. Sen kimsin de Atatürk'e laf söylüyorsun ya? Atatürk bu milletin çocuğudur kardeşim. Atatürk bir Türkmen çocuğudur kardeşim. Bu milletin öz malıdır kardeşim. Atatürk'e laf söyleyemez. Atatürk bir tek adamdı. Bugün bu ülkede milyonlarca Atatürk var. O fikre, o zikre sahip, hür, tebaa olmayacak milyonlarca Atatürk var. Zaten hocam sizin değerlendirmeleriniz ışığında bir şey daha aslında ifade etmek istiyorum. Malum Cumhuriyet kuruldu kurulalı rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ciddi saldırılar olmuştur. Aslında hedef Türk milletiydi. Çünkü bir milletin tarihsel, kültürel ya da milli değerlerini aşındırırsanız o millet yok olmaya mahkumdur. Ve son gelinen noktada bizde her zaman bir algı vardı. İşte ülkeyi, vatanı asker korur diye. Ama artık millet de bu şuura erişti. Bir ülkede asıl koruyucu unsurun millet olduğunu, sahip bir değere sahip çıkması gerekenin millet olduğu algısı iyice oturdu ve çok farklı kesimlerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bakış açısı inanılmaz derecede olumlu olmaya başladı ve gelinen noktada da sosyal medyadaki paylaşımlar bunu göstermekte. Şimdi Onurcuğum, dediğin de çok haklısın. Çünkü benim geldiğim kesim de bunu geçmişte çok farklı şekilde yorumlamıştı. Yani Atatürk'e yapılan iftiraları ben de çok dinledim. Ve dedim ki böyle olmamalıydı. Gerçi adamın özellikle özel yaşamıyla işte her akşam içiyormuş falan filan. Ya bana ne içiyormuş? Bana ne bıraktı ben ona bakıyorum. Yani herkes içiyor. Şimdi bir yığın dindar görünen adamın bir yığın hikayesini dinliyorum. Tamam mı? Yani şimdi sen adamı eleştiriyorsun da içki için. Senin yediğin, affedersin, halt ne olacak? Bunu nereye koyuyorsun? Hem kendin yapıyorsun, daha ahlaksızca bir şeyler yapıyorsun. Ondan sonra da bir taraftan adamı eleştiriyorsun. Bazıları hiç çalışmadan bir cennet hayatı yaşıyor. Hayatı cephelerde geçmiş bir adamı acımasızca eleştiriyorsun. İnsaf ya. Bak, Atatürk gençliğe hitabesinde ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Sonra birçok şey anlatılıyor. Limanların işgal edilmiş olabilir filan. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor. Tamam, hitabede bunları söylüyor. Sonra da başka bir zaman diyor ki kurtarıcı bekleme diyor. Kurtarıcı kendin ol. Tamam mı? Bunları birleştirdiğimiz zaman ben şimdi sınıfta bazen çocuklara kardeşim bak işte senin annen baban fedakarlık yapıyor, seni buraya gönderiyor, senin için bir harcama yapıyor, vakit harcıyor, devlet senin için elektrik harcıyor, sana hoca getiriyor. Bu çocukların hani böyle duygularına hitap etmek isterim ki biraz daha motive edeyim. Yani bir sorumluluk, bir vicdan olsun, vicdanlarına dokunayım ve motive olsunlar, daha çok çalışsınlar, daha iyi çalışsınlar, kendilerini bu şekilde motive etsinler filan diye. Baktığım zaman görürüm ki hiç kimse üstüne alınmıyor. Sanki ben ona söylemiyorum, yanındakine söylüyorum. Tamam mı? Yani bu lafları
kendine söyleniyormuş gibi kabul etmiyor. Şimdi bugüne kadar yıllar boyunca birçok kuşaklar geldi geçti. Bu kuşakların hiçbiri gençliğe hitabe üstüne alınmadı. Ya adam bize söylüyor demedi. Biz dedik ki kardeşim bu adam bize söylüyor. Biz üstümüze alınıyoruz dedik. Biz ey Türk istikbalinin evladı diye seslendiği kimseleriz dedik. Ve biliyorsun arkadaşlarımızla bir araya geldik. Geniş bir kadro oluşturduk. Bilim kadrosu oluşturduk. Çözümler ürettik ve bu çözümleri milletimizin istifadesine sunduk. Fakat çok enteresan bir şey var. Çok ilginç. Atatürk bu sözü, hitabeyi kime yaptı biliyor musun? Bugünkü Z kuşağı dediğimiz gençlere yaptı. Bize de değil. Biz üstümüze alındık ama esas onlara yaptı. Neden? Çünkü bu kuşak daha analitik düşünen, daha pragmatik, daha insancıl, daha adaletli, daha özgürlükçü, daha iyi eğitimli bir kuşak. Yani adam kendi kendini yetiştiriyor. Yani sürekli YouTube'da videolar seyrediyor. Tarih videoları, psikoloji, sosyoloji hangi alana ilgi duyuyorsa onunla ilgili kitaplar okuyor ve kendini geliştiriyor. İşte fikri hür, vicdanı hür nesil aslında bugünkü gençlik. Bizim derdimiz ne? Bizim derdimiz rahmetliden kalan o stratejik akıl mirasıyla bu çocukların, bu gençlerin geleceğini tesis et. Bu gençlerin yaşayacağı ülke yönetimini tesis etmek. Ülke belli, Türkiye. Demokratik, efendim, cumhuriyetle yönetilen, bilimsel temellere dayalı bir yönetim sistemi tesis etmek. Ancak bu teknolojiyi de atlamayalım. Biz diyoruz ki kardeşim yeni yönetim sistemi yapay zeka tabanlı olması lazım. Bazı insanımız korkuyor. Yapay zeka işte bizi ele geçirirse, bizi öldürürse filan. Bizi korkma. Robotlar mı yönetecek korkusu oluyor? Ya kardeşim bunu ben programlıyorum. Ya korkma. Onu senin çocuğun programlayacak. Korkma. Ama onu bir Amerikalı, bir İngiliz, bir Fransız, bir Çinli programlarsa o zaman kork işte. Başına ne geleceği bilemez. Biz maalesef biraz özellikle bizden önceki nesillerde bir kompleks var. Tamam mı? Bir hayranlık var. Bunun haklı gerekçeleri olabilir. Bunu sosyologlar, efendim, psikologlar incelesin. Şimdi biz işin bizle ilgili tarafına bakalım. Biz bunları yapabilecek bilgiye, teknolojiye, akla, zekaya sahibiz kardeşim. Biz dünyaya yön verecek bilgiye ve teknolojiye sahibiz. Akla sahibiz, zekaya sahibiz. Bunu ben hamaset olsun diye söylemiyorum. İşte Aydın'daki fabrikada 40 yıl kullanılan Alman ocağını çıkarttım. Yerine Kırıkkale'de ürettiğim, tamamen kendi tasarımımız olan, kendi hesabını yaptığımız ocağı koydum. 6 senedir tık demeden çalışıyor. Tamam mı? Alman bugünün parasıyla 1,5 milyon dolar bizden para almış. 1,5 milyon dolar almış. Biz oraya bunun yani ben diyeyim 15 sen de 20'de birine kurduk. Yani ticari bir değer olduğu için söylemek uygun değil. Daha önceki bir videoda Türkçe ile ilgili konuşmada anlattım. Tezeren isimli bir klavye tasarladık. 100 harfin 92'sini esas satırdan elini kaldırmadan basıyorsun. Müthiş bir oran bu. F klavye 76 tanesini basıyor. 76 ya da 77. Sen 92 tanesini basıyorsun. Bir yıl patent aldık. Bir yıl makine yaptık. Adamlar dediler ki arkadaş Almanya'dan bir ürün geldi. Bu ürünün üretilmesi için bize bir makine lazım. Hiç bilmediğimiz bir teknolojiyi kendimiz geliştirdik, kendi yaklaşımımızla makine yaptık ve oraya yerleştirdik, şıkır şıkır çalışıyor. Kanser tespiti yapan doktora tezi yaptı. Glokom tespiti yapan doktora tezi yaptı. Sınıflandırma yapan doktora tezi yaptık. Bunları yapay zeka ile yaptık. Bunları biz yaptık kardeşim, Kırıkkale'de yaptık. Ya bu devlet yönetim sistemi tasarladık. Bu model sadece Türkiye için değil, dünya için önemli bir model.
sadece mağdur ve mazlum milletler için değil, Avrupa'da refah içerisinde yaşayan milletler için bile son derece önemli bir model. Bir devlet yönetim sistemi tasarladık. Birisiyle birileri gelmiş, kardeşim öyle olur mu, böyle olur mu bil. Ya kardeşim, aksini yapabiliyorsan buyur yap. Yapamıyorsan kuru eleştiri yapmayacaksın. Tamam mı? Yani geçmişte bir tane tasarımın var mı? Bir tane ürünün var mı? İşe yarar bir iş yaptın mı? Ben sana saygı duyuyorum. Eğer bunu yapmamışsan o zaman kuru kuru bizi eleştirmeyeceksin. Bu milletin çocuklarını eleştirmeyeceksin. Bu milletin çocukları artık harekete geçti kardeşim. Bu milletin çocukları bir mühendislik projesi işler gibi bu çalışmaları hayata geçirecek. Bu millet bundan sonra yoksulluk çekmeyecek, sefalet çekmeyecek, çocukları kavşaklarda dilenmeyecek, kadınları kör bıçaklarla doğranmayacak, yaşlıları kenarda köşede ekmek dilenmeyecek kardeşim, sersefil yatmayacak kardeşim. Birileri saltanat içerisinde yaşarken, jiplerle miplerle gezerken, israfı dip yapmışken öbür tarafta sefalet olmayacak kardeşim. Adam 6 ay uğraşıp yetiştirdiği soğanda 20 kuruş para kazanmayacak kardeşim. Bu millet bundan sonra zengin olacak. 1000 yıllık yoksulluğu bitireceğiz kardeşim. Her şey var, Allah vermiş ya, yağdırmış ya. İyi niyetli bir insan var. Çalışkan, samimi. Çok iyi bir toprak var. Verimli adam diksen adam bitiyor. Su desen su var, teknoloji var, akıl var, her şey var. Ne var? Ne var yani bu memleketteki bir türlü sonuç alamıyoruz? Ne var bu memleketteki bir türlü sefillikten kurtuluyoruz? Hocam, yakın zamanda izlediğimiz insanlardan aldığımız bir realite şu. Maalesef sizin o 1000 yıllık parmak bastığınız sorun ya milli değerlerimizle ya dini değerlerimizle kutsanmaya çalışılıyor. Sanki bu milletin yoksulluğu, açlığı, sefaleti, çaresizliği bir dayanakmış gibi ikide bir dini jargonlarla, milli söylemlerle kutsanmaya çalışılıyor ama hiç kimse de demiyor ki böyle asil, böyle yüce bir millet bu sefaleti, bu yoksulluğu, bu dar boğazı hak ediyor mu? Hiç kimse bunun çözümüne odaklanmıyor. Sadece insanlarımıza, milletimize veriyorlar motivasyonu, sahte motivasyonu ama gerçekten ben de bu konuda çok şaşkın ve öfkeliyim. Çünkü ben insanımın çöplükten beslenmesini, tanzim kuyruklarında yoksulluğunu belgelemesini ya da ucuz, basit söylemler geliştiren politikacıların seçim unsuru olmasını hazmedemiyorum. Çünkü ben insanıma saygı duyuyorum. Sizin gibi gözlerinizde o vatanperverliği de gördüm. Türkiye yakışır şekilde yaşanması gerektiğini özetliyorsunuz. Ama bunu bize yaptırmayan da karşı bir irade var. Maalesef bugüne kadar hep onların dediği oldu ama ben de size inanıyorum. Anadolu'nun yiğit fertleri, bu milletin kadınları, çocukları, deneyimli bilge büyükleri bu gidişata gerekli tepkiyi de gösterecektir diye düşünüyorum. Ya kardeşim, şimdi İslam coğrafyasına bakıyorsun. Bir tane müreffeh bir ülke yok. Tamamı kontrol altında. İdarecileri kontrol altında, çok iyi hayatlar sürüyor. Halk da sefalet içinde. Nereye bak? Mesela Suudi Arabistan'a bak. Umre'ye gittim. Umre'de bizzat ben kendim gördüm. Halk perişan, sefil. Ama oradaki şeyhler çok rahat yaşıyor. Mesela Suriye'de gördüm. Halk sefil, perişan. Tamam mı? O savaştan önceki dönemdi. Ama bir zümre çok iyi bir hayat yaşıyor. Libya desen hakeza öyle. Mısır desen öyle. Şimdi bir sorun var yani. Burada bir sorun var. Sorun ne? En zengin madenlere sahip, petrol yataklarına sahip ülkelerdeki insanların sefalet içinde yaşıyor olmasının nedeni çok basit. Yani bilinmeyen bir şey değil. Bu para, yani gelen gelir halka dağıtılmıyor. Bir yerlerde gölleniyor. Ya kardeşim, yani 1 milyar dolar, 5 milyar dolar, 50 milyar, ya bu senin 70 ceddine yetecek bir paraya. Bu insanlar maalesef dünya üzerindeki
yönetimi ele alan insanlar ne kadar açgözlü ya. Yani insanlarla paylaşmak, o çocukların hakkını kendilerine vermek yerine daha çok para, daha ya bu bir bence ruh hastalığı. Ruhsal, psikolojik bir sorun bu. Daha çok, daha çok, daha çok. Nereye kadar ya? Ne olacaksın? Allah mı olacaksın yani? Haşa yani. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Şimdi bizim insanımızın bunları anlaması lazım, görmesi lazım ve buna göre kendini pozisyonlandırması lazım. Bizdeki siyasetçilere bakıyorsun kardeşim, hepsi bir ayrı havada yani, hepsi büyük, çok büyük adam pozlarında filan. Çok büyükler hocam. Çok yani büyükler. Hiçbirine yetişmek mi? Ya kardeşim yani bir şey söyleyeceğim, olmayacak ya. Sen de nihayetinde bir insansın ya. Onlar politikacı. Yediğini çıkaran bir insansın. Onlar politikacı hocam. Ya neyse Onurcuğum, şimdi şöyle bir şey var. Bak biz genel olarak şunu söylüyoruz. Diyoruz ki kardeşim bundan sonra Türkiye'de Türk çocukları, bu milletin çocukları. Türk derken de biraz önce anlattım. Yani etnik ayrımcılık yapmıyoruz. Hepsi, bu ülkede yaşayan herkesin adı anayasal olarak Türktür. Bundan bahsediyoruz. Türk çocukları vefalı, cefakar, akıllı, bilimsel geçmişi olan, işi bilen Türk çocukları masada olacak. Masada bu milleti temsil eden bu milletin öz çocukları olacak kardeşim. Biz bunu istiyoruz. Tamam mı? Satın alınmış, devşirilmiş, dönüştürülmüş, kripto, mripto, bıktık artık ya. Atatürk öldüğünden beri bu insanlarla uğraşmaktan bıktık artık. Kimin altını kaldırsak bir yığın çakıldak çıkıyor ya. Ya yeter artık kardeşim. Biz ne zaman şahsiyetli bir ülke olarak dünya arenasında yer alacağız? Ne zaman haysiyetli bir insan olarak başımız dik yürüyeceğiz? Ne zaman gelişmekte olan ülkelerden çıkıp da gelişmiş olacağız? Ya sürekli bu video serisinde defalarca söyledim kardeşim. Defalarca söyledim. Dünyada bir ülke, örneğin batıdaki bir ülke bir birim çalışıyor. Bir birim karşılığında bir şey alıyor. Biz iki birim çalışıyoruz. O aldığının beşte birini alıyoruz. Yani 10 kat daha değersiz bizim emeğimiz, çalışmamız, gayretimiz. Sen buradaki herhangi bir tüccarı, esnafı Avrupa'ya koy, 5 sene sonra adam uçar. Neden? Çünkü sistem var, düzen var. Enflasyon yok, dalgalanma yok, yarın ne olacağı belli. Efendim çek veriyorsun, çekini alacağın belli, senet alıyorsun, senedi alacağın belli. Her şey planlı, programlı, düzenli. E buradaki adam ne yapsın ya? Bir gün yatıyor, ertesi gün kalkıyor, bambaşka bir senaryo ile karşılaşıyor. Bambaşka bir dünya ile karşılaşıyor. Şimdi bu adam burada çalışıyor olması, ahlaklı bir şekilde çalışıyor olması bile bir mucize. Bu adamların elini öpmek gerekiyor. Bu milleti elini öpmek gerekiyor. Hatta ayağını öpmek gerekiyor. Bu kadar çalkantıya rağmen, bu kadar zorluğa rağmen itidallı olarak davranıyor. Efendim birbirine saygıyla, sevgiyle yanaşıyor. Bu memleket için daha ne yaparım diye çırpınıyor. Ekmek parası için daha ne yaparım diye çırpınıyor. Gerçekten büyük bir millet. Bu milletin ferdi olarak doğmuş olmaktan şeref duyuyorum. Ve bu millete hizmet etmek için de elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Fikir üretiyoruz, proje üretiyoruz ve ortaya çıkıp diyoruz ki arkadaş hadi bakalım bize destek olun, bu projeleri hayata geçirelim. Geçireceğiz de inşallah, halledeceğiz. Anladım hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok güzel bir program oldu. Onurcuğum, biz bu topraklar üstünde bir takım menfaatler güden devletlere diyoruz ki kardeşim gelin bu milletin akıllı, birikimli, eğitimli, samimi çocuklarıyla oturun, pazarlık edin, iş yapın. O zaman siz de daha çok kazanırsınız. Yanlış adamlarla iş yaparsanız, yanlış adamlar sizin de işinizi bozar, kendi işlerini de bozar, bu milletin işini de bozar. Bizim derdimiz bu milletin ihya olmasıdır. Dolayısıyla eğer bu coğrafyada biriyle ortaklık yapacaksanız, şu kafanızı bir değiştirin. Aklınızı başınıza alın. Ve bu milletin
Doğru adamlarıyla işbirliği yapın. Biz sizin ne yaptığınızı biliyoruz. Biz sizin arkada ne planlar yaptığınızı, çevirdiğinizi biliyoruz, görüyoruz, okuyoruz. Size tavsiyemiz budur. Tutup yanlış adamlarla yanlış ortaklıklar yapıyorsunuz. Bunun bedeli size ağır olur. Gelin bu milletin samimi, doğru çocuklarıyla çalışın. Hem sizin kazancınız yüksek olsun, hem bu milletin kazancı yüksek olsun. Herkes kazansın. Herkes hedefine, hayaline ulaşsın. Ağzınıza sağlık hocam. Her şeyi gayet açık ve net ifade ettiniz. Hem ulusal boyutta hem uluslararası boyutta analizler yaptınız ve mesajlar verdiniz. Sondaki mesajı ben de önemsiyorum. Bence dikkat edilmesi gereken bir mesaj. Doğru noktaya parmak bastınız. Sevgili Türk milleti, Türk halkı, kimi halk diyor, kimi millet, onda bile ayrışmış. Çalışmalarımız sadece ve sadece sizin daha iyi bir ülkede, daha iyi şartlar içerisinde yaşamanız için. Lütfen bize destek verin. Bizimle birlikte olun. Güzel bir geleceği hep birlikte inşa edelim. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.